Nexstar Kurtlar Vadisi'ni sunar. Benim sizinle görüşecek bir şeyim yok. Sayın Karahanlı ile görüşmek istiyorum. Sayın Karahanlı özel bir durumdan ötürü benimle konuşmanız uygun buldu. Konuşursunuz yahut konuşmazsınız. Ben konsey üyesiyim. Muhatabım Sayın Karahanlı'dır. Hoş geldin Samuel. Polat Alemdar'la tanıştınız mı? Evet. Müsaadenizle. Memnun oldum. Polat Alemdar zor günlerimizde bizim yanımızda. Sizin özellikle tanışmanızı istedim. Bir sıkıntı olduğu düşüncesiyle bizzat sizi görmek istedim. Var Samuel, var. Benden istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Buyur. Benimle görüşmek istemediğinizi düşündüm. Bir süre kimseyle görüşmeyeceğim Samuel. Sebep efendim? Evimin içine kadar girdiler Samuel. Babam önce gitmeyip sonra neden gitti Kılıç? Bilmiyorum. Gelen kim peki? Dostlarımızdan biri. Babam değil, sen değil. Neden Polat dostunuz karşılamaya gitti? Safiye, baban yemek masasında iş konuşulmasından hoşlanmaz. Bunu nereden bilebilirim ki anne? Babamla kaç kere yemek yedim ki?
O zaman güzel kızım, sormaktan çok izleyelim bazı şeyleri. Sen de ben de 30 yıldır çok şeyden uzağız. Gel, biz de senden bahsediyorduk. Merak edeceğim bir şey mi? Türkiye'ye çok hızlı adapte olan senin bize yardımcı olup olamayacağından bahsediyorduk. Ben hala çok zorlanıyorum. Türkiye'ye uyum sağlamanın en hızlı yolu, kuralları kendi lehinize uygulamak üzere öğreneceksiniz. Mesela? Mesela ambulansa yol vereceksiniz. Ama arkasına takılıp daha süratli gidebilmek için yol vereceksiniz. Cemal'in üstüne yemek döken garsonu alın. Emredersin ağam. Garsonla konuş Adnan. Ortalarda gözükmesin. Alırlarsa çocuğun canını yakarlar. Tamam abi. Ama arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Aklı varsa düğmüştür oradan. O mermiyi gördüğü anda karşısında olacaktım ki gözünün içine bakayım. Kirveymiş. Abi garson alırlarsa bizim yaptığımızı öğrenirler. Herkes öğrensin, biz yaptık. Benim kimseden korkum yok. Abi, vallahi benim alakam yok abi. Billahi alakam yok abi. Bırakın beni abi. Ekmek parasının derdindeyim abi. Sen yürü. Söyle Nesrin. Baba, ben sana sormadan bir şey yaptım. Ne yaptın Nesrin? Bilet aldım. Yarın çocukların yanına gidiyorum. Bu da nereden çıktı Nesrin? Çok özledim baba. Telefonla konuştum. Pusat ağladı gel diye. Ben de dayanamadım. Söz verdim yılbaşında geleceğim dedim. Tatilleri varmış. Bütün çocuklar ailelerinin yanına gidiyormuş. Dadılarıyla kalmak istemiyorlarmış. Baba, senin kararına saygı duyuyorum. Ama ne olur çocuklarımı görmeme izin ver. Bir daha benden izinsiz bir şey yapmayacağına söz verirsen... sözünü tutmana izin veririm Nesrin. Söz baba. Çocuklar gelseydi sen gideceğine. Yok baba. Zaten zor alıştılar oraya. Ben gidip geleyim. Hem kaldıkları yeri de görmüş olurum. İçim daha rahat eder. Kaç gün kalacaksın? Bir hafta. Peki. Seninle kim gelecek? Kimseye gerek yok. Öyle olmaz. Yahya yanına birisini versin. Ne demek anladın mı? Anladı işte Sara. Yoksa bana niye sizde kalayım diye ısrar etsin. Üf anne. Anladığı filan yok. Sanki seni ilk defa mı çağırıyor? İlk defa bu kadar ısrar ediyor. Abartıyorsun. Hasta olduğunu söylüyorum. O da kendisini kötü hissediyor seninle ilgilenemediği için. Sen bu kocanı hiç tanımıyorsun. Yarın gidip bir süre görüşemeyeceğimizi söyleyeceğim. Sara, hala düşündüğün şeye bak. Merak eder anne.
Yapmaz ama ararsa kötü olur. Ben giderim o zaman ilaçları almaya. Hayır anne, ben gideceğim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Anne, onu seviyorum ben. Bir daha asla kocandan başkası için seviyorum deme. Bunu Ruslardan başkası yapamaz Sayın Karahan. Bunu şimdilik bilemeyiz Samuel. Ağızkalı belki bu suikasti istihbarat birimlerinden birine sipariş etmiş olabilir. İşin içinde KGB de olabilir. Ama neticede bu konuyla ilgili belirsiz olan bir şey yok. Ruslar bizim düşmanımız. Ve baronumuzu öldürüp bizi parçalamak istiyorlar. Biz de sizin tercih ettiğiniz yöntem nedeniyle onlara sessiz kalarak fırsat tanıyoruz. Sessiz kaldığımı mı düşünüyorsun Samuel? Toplantıya gelmediniz. Benimle görüşmek istemediniz. Polat Alemdar'ı görevlendirdiğinizi söylediniz. Ben Polat Alemdar'ı İbrahim Ağızkalı'yı öldürmek üzere görevlendirmenizi beklerdim. Bütün şaşkınlığımın nedeni bu. Aceleci buluyorum yaklaşımını. Ama beni sevdiğinden emin olduğum için doğal bir refleks olarak değerlendirip bu aceleciliği mazur görüyorum. Senin gibi ince diplomasiye inanan birinin hesapsızca düşmana saldırmak istemesini göz ardı etmeyeceğim. Bir gün iş yerinizi görmek isterim. Çok görülecek türden bir iş yapmıyorum ama beklerim. Güzel ofisi var. Evin nerede? Ofisi o yüzden titizlendim. Genelde orada yaşıyorum. Hayat zor. Evlendiğimizin ertesi günü Mehmet çiftlikten ayrıldı. 10 gün sonra geldi. Tekrar bir gece kaldı. Yeniden gitti. Gitti ve bir hafta sonra geldi. 22 gün gelmediği oldu. Zor zamanlardı. Şimdiki gibi rahat değildi her şey. Zordu, çok zor. Sadece bir kez gitmemesini çok istedim. Safiye yeni doğmuştu. İçim sıkılıyordu. Nedensiz içim sıkılıyordu. Mehmet'in gönlü razı olmadı ama gitmek zorundaydı. Bizi yalnız bırakmamak için. Ali'yi beraberinde götürmemek için. Ali kim anne? Kılıç. Safiye o kadar çok ağlıyordu ki Efe uyanmasın diye diğer odaya götürdüm, yatırdım. Oğlumu öptüm, uyanmadı. Odasının kapısını aralık bıraktım. Uyanırsa duymak için. Bölmek zorundayım.
Senden İbrahim Ağızkalı'yı öldürmeni istiyorum Polat. Samuel bir bilgi mi getirdi? Hayır. Durumu anlattım. Ruslara cevap vermemiz gerektiğini söyledi. Ben sizin bana verdiğiniz görevi sorgulamıyorum. İbrahim Ağızkalı'yı muhakkak öldüreceğim. Ama bu suikastin kimler tarafından organize edildiği gerçeğini ortaya çıkarmaz. Bana karşı bir eylem yapıldı. Evimin içinde öldürülmek istendim. Üstelik dinlenilen, takip altında olduğum evimde. Senin görüşlerine hala katılıyorum. Olağanüstü bir durum olduğunu kabul ediyorum. İçeriye kapanırken dışarıya da bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Suikastin sebepleri 3 aşağı 5 yukarı belli. Sonuçlar ise benim seçtiğim hedefler doğrultusunda olmalı. Bizim tarafımızda kaos yaşanırken bizim haricimizde de kaos yaşanmasını istiyorum. Düşmanımı ben tayin ederim. Ve ettim. İbrahim Ağızkalı. Seni kim satın aldı? Abi, Adnan abi aradı. Armatör Cemal gelecekmiş, öyle mi dedi? Ben de evet dedim. Bilmiyorum ki bunu yapacaklar. Abi, bana sadece üstüne bir şey dök. Tuvalette 2 satır konuşacağız. Bir şey yapmayacağız dediler. Adnan kim? Adnan kim lan? Memati abinin adamı abi. Memati Polat Alemdar'ın sağ kolu ağam. Lazya'ya gideceğime haber verin. Emredersin ağam. Alın bunu götürün. Sıkın kafasını, atın bir tarafa. Abi, abi yapmayın. Elini ayağını öpeyim abi. Acıyın abi, yapmayın abi. Abi acıyın, yapmayın. Temiz mal. Sağ ol kardeş. Daha istiyor musunuz? Var mı başka malım? Siparişim var. Büyük parti. İstiyorsanız aynı fiyattan size vereyim. Ne kadar? 2 katı. Onlar da temiz. Ne zaman çıkarırsın? Yarını toparlarım. Ama parayı peşin al. Kardeş, biz bir yere kaçmıyoruz. Kaçmıyorsunuz da mal dağınık. Toplayacağız. Soralım, haber verelim. Sen yine de tedarikli ol. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Nevzat. Kimse yok mu? Yok abi. Bir tek ben varım abi. Abi nerede? Dışarıda abi. Dışarıda nerede? Bilmiyorum abi. Gelecek mi? Geleceğim dedi abi. Ne haber Adnan? Havadis çok. İyilik, sağlık, ne olsun. Yıktınız mı armatör Cemal abi?
Nevzat uzun etme. Bir çay mayı getir. Abi Kirbe haber yolladı. Ziyaretinize gelecekmiş. Hayırdır? Bir şey söylemediler abi. Ama armatör Cemal'i vurmuşlar masasında diye duydum. Peki kim vurmuş? Daha öğrenemedim abi. Kirve öğrenmiş demek ki. Bize söylemeye geldiğine göre bizden biri var. Sevmedin mi yemekleri Nina Hanım? Yo, güzel görünüyorlar. E niye yemiyorsun? Yorum. Ot. Ben akşamları sadece salata yerim canım. Salata nedir ki? Antrenman. Et sevmiyorsan balık söyleyeyim. Ne istiyorsun sen benden? Canın sağlığı, ne isteyeyim? İşte geldik, yemek yedik. Artık bir şimdi koşma. Evli misin? Hayır, istemiyorum hayatımda birisini. Aslında ben de hayatımda birini istemiyorum. Ama işte bilemiyorsun ki. Yanından nasıl bir araba geçecek? İçinde kim oluverecek? Gözlerin için öyle yeşil yeşil bakacak. Ne iş yapıyorsun sen? En nefret ettiğim soru bu. Niye? Yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek bir sektör. Yazhanecilik. Emlakçı mısın? Emlak işlerimiz de var tabii. Sen seni anlat, bırak beni. Sen ne arıyorsun buralarda? Dilini bilmezsin, dinini bilmezsin, örfünü töresini bilmezsin. Dilini de biliyorum, dinini de biliyorum. Örfü teresini de biliyorum. Peki vallahi? Büyüklerin elini öpüyorsunuz, küçükleri habire dövüyorsunuz. Büyüklerin vurduğu yerde gül biter gülüm. Sen çok mu dayak yedin? Kim, ben? Yanağıma çok el değmiş ama makas almak için. Hepsi de bayan. Türkiye'ye nasıl geldi? Otobüsle. Atletizm yapıyordum. Yarışmaya geldim. Sonra kaldım burada. İş buldum. Spor hocalığı yapıyorum. Ne cesaret. Ben köyden Isparta'ya inene kadar anam alışveriş paralarını donuma dikiyordu. Anlamadım. Ben sanki anladım. Nasıl buluyorlarsa her seferinde bir kadın buluverirdi o gizli zulayı. Terbiyesiz. Aşk olsun. Özel bir sırrımı paylaştım seninle. Senin de sırrın olursa hiç çekinme söyle. Mesela yarın ne yapıyorsun söyle. Çalışıyorum. Tesadüf. Ben de yarın çok müsaitim. Bütün günü salonda geçireceğim. Komple çalışırız artık. Özel dersin var. Ben salonda olmayacağım. Özel ders de ne demek? Artık senin tek öğrencin var. Benim. Bırak o özel şeyleri. Sil kafandan. Çok param var. Aa, bana ne senin parandan manyak? Böyle şeyler söyleyeceksen bir daha karşıma çıkma. İş yerime de gelme. İstemem. Tabağa mermi koyacağına niye Kirve'yi vurmadın Memati? Ben oraya Kirve'yi vurmaya gitmedim ki usta. Cemal'i götürdükten sonra Kirve'yi de götürseydin Memati. Hazır fırsatın vardı. Çok kalabalıktılar usta. Cemal'i vurdun, eksildiler mi Memati? Usta, Cemal bize yanlış yaptı, Cemal'i vurdum.
Kirve bize mermi attı, mermiyi iade ettim. Kirve yanlış yaparsa onu da vur. Kirveyi vurmak kolay olsaydı vururdum Memati. Tabak yollayacağını vururdun. Gider vururdum dediğin gibi. Oradan da çıkamazdım. Artık hiçbirimiz çıkamayız. Gördün mü bak? Senin siyaset dediğin şey ayak oyunları, dengeler. Sen istemesen de seni yönlendiriyor. Bu hayatta canını sıkanı öldüremezsin. Bu hayatta sadece canının istedikleriyle ilgilenemezsin. Bizim kirveyle ne işimiz var değil mi Memati? Artık var. Kirve bizim hasmımız. Senin değil usta. Benim. Sen kimsin Memati? Bozulma Memati. Sen bensin. Bu operasyonun bizzat benim tarafından yapıldığını yayarım abi. Bu söylediğine sokaktakiler bile inanmaz. Benim mermimi kirvenin tabağına koyup onu Polat yollamadı, Memati yolladı dersen buna kimse inanmaz. Usta, kimseden korkmadık. Bir kirveden mi korkacağız? Adam geldi mermiyi attı. Yapacak bir şey yok. Ne diye mezarın üstündeki mermiyi alıp hakareti üstlenirsin Memati? Kılıç vardı orada, Lazia vardı. Onların üstlenmediğini biz niye üstlenelim? Çünkü Pala'yı biz öldürdük. Hüsrev Aydı onlar öldürdü. Pala kim Memati? Ne yapayım usta? Gidip kusura bakma mı diyeyim? İstediğimi yapacak mısın Memati, ne yapayım diye soruyorsun. Yapmaya çalışırız usta. O zaman bir süre ortalıklarda gözükme Memati. Polat Alemdar bu işi senden haberli mi yaptı, habersiz mi yaptı Ziya Bey? Haberim yok. Ama Cemal itin tekiydi. Hak etti, vurmuşlar. Sen niye üzerine alınıyorsun? Benim oturduğum masa benim mekanımdır Ziya Bey. İster ağayı oturturum, ister iti. Ben senden başkasını tanımam. Bana bir saygısızlık yapıldı. Bu saygısızlığın karşılığını vermemek için diyetini görmek isterim. Mermi sizin. Bana kelleyi verin. Samuel'e de tamam dedin. Polat'a da. Neden ikisine aynı anda hak verdin? Polat beni koruyor. Samuel bizi koruyor. Peki neden Mossad'dan araştırmasını istemedin? Ya zaten bizden daha fazlasını biliyorlar ki bunu bizimle paylaşmazlar. Ya da zaten bütün bilecekleri bizim kadar. Daha fazlası yok. Polat istihbaratçılar dedi. Biz sadece Ruslara saldırıyoruz. Eğer Ruslar değilse bu bizim zafiyetimiz olmayacak mı? Şu anda tek zafiyet bunu sineye çekiyor görünmek. En güçlü düşmanımız kim? Ruslar. Henüz görünmeyen düşmanımız
muhakkak onlarla ittifak yapacaktır. Ağam, soracağız dediler ama iş tamam. İştahlandılar. Malı buradakilerden topla. Halo adını aldığını bilsinler. Parayı al, listedekilerin hepsini ihbar et. Ağam, kabak birin başıma patlar. İşin içinden adım çıkar. Ne adın çıkacak Reşat? Ver parasını, yak birini. Gitsin yatsın. Ama herkes işi halodan bilecek. Hadi, göreyim seni. İçeride paslanmışsın be Halil İbrahim. Bunlar beni ne zannediyorlar? Cezaevinde yattık. Tımarhanede değil. Ağa, mala baktık. Mal temiz. Tuzak olsa ilkinde düşürürlerdi. Büyük parti aldık. Kurbanlık koyunu kesmeden önce iyi beslerler. Bir günde o kadar malı kim hazırlayacak da verecek. Aa, büyük iş var. Toparlıyorlar malı. Önceden sipariş vermişler. İyi. İyi. Öyle diyorsanız öyledir. Süleyman. Buyur abi. İki valiz vardı. Renkli. Var abi. Onları bu yeğenlere verin. Götürsünler. Tamam abi. Eğer başınıza bir iş gelirse, Kirve'nin ismi yerine ağzınızdan benim ismim çıkarsa, hepinizi mancına bindir. Taş olursunuz. Abidin, bunlar parayla kazanılmamış. Dostlukla kazanılmış değerler. Adam gözünü kırpmadan devretti. Hakkımızda hayırlısı abi. Amin güzel kardeşim. Artık iş sana düşüyor Abidin. Bu tırların bir bakım onarım için elden geçmesi lazım. Şart abi. Şoförlere de bak. Çok gerekmedikçe kimseyi işinden etme. Alıştıkları düzende gidelim Abidin. O mümkün değil abi. Ne demek mümkün değil? Alıştıkları düzen bize uymayabilir abi. Ama yok sen düzenin detaylarını bilip devam ettirelim diyorsan aklımızda bulunsun abi, hiç evlenmeyelim. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan çıkmasınmış. Ne alakası var güzel kardeşim? Biz mal getirip mal götürüyoruz. Uyuşturucu bizim işimiz değil. Abi, bu tırların hepsinin zulası vardır. Bu zulaların hepsinin de muhakkak bir yerde kaydı vardır. Bu şoförlere kaç para vereceğiz abi? Bu da mı benim işim abidin? Ayda 2000-3000 bir şey kazanırlar kazanmazlar. Şeytan kulağından girse bunların, bir seferde 10.000 verse, Allah 1000 bereket verse. Bizden gizli nasıl mal taşıyacaklar abidin? Hepsi yanar. Abi senin benim gibi saf mı bunlar? Yakalandıklarında mal benimdesinler. Tuncay kantarcı yüklemiş gönderiyor. Benim haberim yok deyip sıyrılacak işte. Bütün tırları kontrol ettir abidin. Zulalarını mulalarını söktür. O kolay abi. Ya bir söktürdükten sonra birisi yolda yeni zula yaptırırsa? Bunun önüne nasıl geçebiliriz abi? Teknolojik olarak tırları izleme fırsatı var tabii. Ama Allah işi, kul işinden daha sağlam çalışıyor abi. Ona da bir fırıldak bulur. En temizi şoförleri tek tek yeniden seçmek. Hemen satalım bu tırları abidin. Hakikaten Allah cezasını versin bu tırların. Tozcunun tırını hangi saf alır abi? Haşa minel huzur. Canım ben çıkıyorum. Nereye Sara?
Annemin ilaçları falan var, evden alacağım. İsimleri neyse söyle, çocuklar alsın. Tatlım, iç çamaşırları var, korsesi var. Gelmeyeyim dedim o kadar Samuel. Rahatsız ediyorum sizi. Olur mu öyle şey? Sara ne gerekiyorsa alır. Evden istediğin başka bir şey var mı anne? Yok. Aklına bir şey gelirse ararsın. Koy oğlum bagaja. Koydum abi. Sen havaalanına kadar gelme Yahya Reis. Ziya abi git dedi abla. Sen bilirsin. Pasaportun, bizden biletin tamam mı? Yanında mı? Yanımda abla. Yukarıda izah edilen nedenler muvacihesinde davalı Ziya Yılmaz akli ve zihni melekelerinin zayıf olması, devamlı gözetim ve bakıma muhtaç olması nedeniyle tek başına varlığını ve işlerini sürdürecek yetiye sahip değildir. Bundan dolayı kendisini ve ailesini büyük maddi ve manevi zararlara uğratması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle Ziya Yılmaz'ın vesayet altına alınmasına ve davalının kızı olan müvekkilem davacı Nesrin Çakır'ın davalıya vasi olarak atanmasına sayın mahkememizce karar verilmesi bilvekale talep olunur. Asrın davası. Laz Ziya'nın gemisini kızı batırıyor. Çok sağlıksız yaşıyoruz Nevzat. Bu yazhanecilikte ne düzenli uyku var, ne düzenli bir yemek, ne de bir zeytinyağlı var. Günde 1000 bardak çay. Sürekli otur. Arada bir operasyona git. Yoğun stres. Buna bir dur demezsek biz çok yaşamayız Nevzat. Bu saydıklarının hiçbiri bu alemde öldürmez. Rahat ol. Ben sana sağlıklı yaşamdan bahsediyorum. Sen ölümden bahsediyorsun. Seninle ne zaman aynı dili konuşacağız Nevzat? Ben A diyorum. Sen W diyorsun. Ne yuva? Söyle bakalım. Polonya'nın başkenti neresi? Sen bana Polonezki'yi sor. Nerede kaçak etkisidir? Mevzuya gelir han. Ne kaçak eti? Benim tövbem var. Sen karı kız peşinde olmasan spora mı gidersin Aran? Eğer Gülümser'i bir kere aradıysam o günden sonra bir daha sevmek nasip olmasın. O kadar cevapsız çağrı bıraktı, hiç geri dönüş yapmadım. Bir Türk kadınıyla 2 satır ahbaplık etmişsem hiçbir şey nasip olmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, burada mı? Polat abim burada yok Deli Hikmet abi. Konu neydi? Ben yardımcı olayım. İnsanın deliliği yüzüne vurulur mu? Abi ben arkadan konuşmayı beceremem de. Sen de hoş geldin kardeş. Elif yenge de ne zamandır gelmiyor. Bir kırgınlık yok inşallah. Ne yengesi? Ne zaman gelecek Polat abin? Son yıllarda özellikle İtalyan mafyasının zayıflaması en çok Rus mafyasına yaramıştır. Sicilya mafyası gibi çalışırlar. Rakiplerini öldürerek yok ederler. Vahşidirler. Yıllık cirosunun $200 milyar olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye'de son birkaç yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hacme ulaştıkları biliniyor. %5. Ulaşmak istedikleri rakam %5 olmasa gerek Türkiye için. Değil. O yüzden yok olmamızı istiyorlar. Rus mafyasının dünyada 114 bin çalışanı, 3 milyon yandaşı var. Nükleer madde, antik eşya, oto kaçakçılığı, organ, insan kaçakçılığı ve fuhuşta bir numaralar. Tanker hakimiyetleri nedeniyle uyuşturucu ve silah kaçakçılığında iyiler. En ünlü grubu Suncevo. Güneş Tugay'dır. Adını Moskova'daki bir mahalleden almışlar. Avrupa'nın en büyüğü Güneş Tugayları. Berlin, Roma, Viyana bunlardan sorulur. Biliyorum diyorsun yani. Berlin duvarı yıkıldı, altında Almanlar kaldı, üstünden Ruslar geçti. İyi biliyorum. Buradakilerin yanında da KGB ajanları var mı? Bütün yakın korumaları onlar sağlıyor. İşin başına Türk koyuyorlar ama işi bizzat Ruslar yürütüyor. Tilki Andrei'yi duydun mu? Duymadım. Ahıskalı'yı öldürünce duyarsın. Türkiye'deki büyük patron o. Litvanya başta olmak üzere Baltık ülkelerinde para karşılığında adam öldüren, bombalama eylemleri yapan 33 yaşındaki bu adam Korganski adlı mafya örgütünün lideridir. 33 mü? Niye şaşırıyorsun? Yaşıtsın. Rus Interpol'ü bu adamın Türkiye'de olup olmadığını sordu. Çünkü kayıtlara göre bu Rus baronu Hasan Bülbül adına kayıtlı telefonu kullanmaktaydı. Bu Hasan Bülbül eski başbakanlardan birinin Antalya'da otelini kiralayan adamdır. Ahıskalı burada ne yapıyor? İllegal işlerle para kazanıyor, legal işleriyle para aklıyor. Virgin, Saiman, Nauru gibi okyanustaki adalarda gösterdikleri offshore şirketlerle dünyanın her tarafından özelleştirmelere gidiyorlar. Fabrikalar, tesisler, futbol kulüpleri satın alıyorlar. Rusların satın alma felsefesi bellidir. Hiçbir şey bedava değildir. Sadece ödeme biçimi değişiktir. Nasılsa Tilki Andrei bizim peşimize düşecek. Biz Ahıskalı'yı nerede kıstıracağız? Yalnız bir adamdır Rus İbrahim. Her yalnız adam gibi çok ağır korunur. Tek başına hiçbir şey yapmaz. Evinden daima aynı model, aynı renk, aynı plakada iki araç çıkar. Birinin içinde kendisi, diğerinde benzeri vardır. İki aracı da takip etsen hangisinin gerçeği olduğunu öğrenemezsin. Arabalar zırhlı tabii. Evet. Tamam, geçebilirsiniz. Dışarıda asla yemek yemez. Mümkün olduğunca görüşmelerini evinde yapar. Dışarıdaki işlerini Selim yürütür. En yakın adamı odur. Kendi konseyinin üyeleri ve Selim hariç kimseyle çok önemli olmadıkça birebir görüşmez.
Kadın? Evli değil. Bildiğimiz Türk sevgilisi hiç olmamış. Yanındaki kadınlar %99 KGB. Özel kişiler. En riskli yeri sağlam kapatmış. Evinin dış koruması çok güçlüdür. Herkes, en yakın adamları bile aranarak içeriye alır. Bulunduğu binaya silah sokmak mümkün değildir. Kapılar arasında geçiş için göz tarayıcı mevcuttur. Yetkilendirilmeyen personel bir odadan bir odaya geçemez. Anlaşılan birinin gözü çıkmadan biz içeriye giremeyeceğiz. Evde yapacaksan öyle. Я опоздала? Нет, я начал раньше, Лина. Хорошо, переоденусь, сразу иду. Herkes bir yerde açık verir. Bizim gibi yani. O kadar vaktim yok. Ama bir yolunu bulacağım. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. İşin zor. Ben senin yerinde olsam evde yapmam. Çünkü oradan çıkış yok. Girersem çıkmanın bir yolunu bulacağım. Çıkarsa vurmanın bir yolunu bulacağım. Ama bulacağım. Sen burada kal. Emredersiniz efendim.
Ne demek yokum? Beti bizde kalacak. Az kalsın yakalanıyorduk. Hadi gel içeride konuşalım. Yapma. Aşağıda bekliyorlar. Beklesinler. Abla, Yahya abi böyle bir şeyden bahsetmedi. Öldürürler beni. Sürpriz aslanım. Sürpriz yapacağız babama. Yahya abi arayayım, ona sürpriz olmasın. Kes sesini. Mehmet abi. Tamam mı yenge? Var mı valiz maliz bir şey? Onlar gitti. Şunu yanımda mı? Erdoğan, arkadaşı al. Boş boş ortalıkta geziyor. Ne yapacağım bilmiyorum Polat. Meslek öğrenince keşi geçti. Otur diyorum da oturuyor. Bir gün merak etmiyor bu televizyonun tüpü nerede? Nasıl doldurulur? Nasıl çalışır? Priz nedir? Fiş nedir? Evden içeri iki kadın. Bir şey demiyorlar ama kadınlar neticede. Anası evlendirme derdinde. Ablası aman yanlış yapacağına hiçbir şey yapmasın derdinde. Ömer baba zaten iştahı olmayana yemek yedirmez. Cezaevinden çıkanlar gelip bunu buluyor. Temiz çocuk ya, ne iş yapalım diye. Aklını da bulandırıyorlar bir parça. Eren ne yapmak istiyor? Aklı fikri burada. Burada ne yapacak Eren? Ne bileyim. Ben de mafya olsun diye getirmedim. Ama sırlı çocuktur. Çay kahve getirsin gerekirse. Seni çok seviyor. Sözünden çıkmaz. Ona göre değil bu işler. Kapının önündeki Erhan'a göre mi? Ama bir şekilde geldi seni buldu değil mi? Onun belinde silah var Hikmet. Silahı ben takmadım, çıkaramıyorum da. Ben de diyorum ki... Bu çocuk burada olmasa gidip ite köpeğe takılacak. Gençliğini yakacak. Elif'in haberi var mı? Yok. Elif'in yaptıklarından da senin haberin yok. Yine ne yaptı? Yapıyordur bir şeyler, ne bileyim ben. Hikmet. Bana sorma. Herkesin sırrı kendine. Bıktım bu sırlardan. Eren'le ilgili düşünmem lazım. Elif'le de Eren'le de konuşmam lazım. Gel. Beni çağırmışsınız Nizamettin Bey. Bundan haberin var mı? Haberim yok efendim. Bugün açılmış dava. Arkadaşın aklını mı kaçırdı Canan Hanım? İnanın bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bana bir şey söylemedi. Elif Eylül'ü alıp bana getir. Ziya Yılmaz benim müvekkilim. Benim müvekkilimin şahsiyetini zedeleyici bir dava açılamaz. Bu avukat kendini ne zannediyor? Nesrin Hanım'ın bir talebi olmasa böyle bir dava olmaz ki. Elif'le konuşuruz ama... Nesrin benim müvekkilimin kızı. O kısmını Ziya Bey halleder. Ben sana diyorum ki
arkadaşının mesleğini elinden alırım. Buraya getir. Peki efendim. Yapma diyorum sana. Nasıl dayanacağım yokluğuna? Özle işte. Bak aldatırım seni. Seni gebertirim. Benden neden saklıyorsun Elif? Özellikle sakladım. Biliyordum işte Nizamettin Bey'in sana soracağını. Sonra adam demez miydi? Sen hala onunla ortak mı hareket ediyorsun diye. Elif, bu davada her şey bitti. Bir benim Nizamettin Bey'e vereceğim tepkim mi kaldı? Mimik vermez diyordun. Mimik verdi mi? Elif, ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdiden karşına aldıklarına bak. Lazia, Nizamettin Güvenç. Daha Polat var. Polat'ın haberi var mı? Söyleyecektim. Yemeğe gitti birileriyle, söyleyemedim. Of! Of! İster misin patronu bu davayı sana versin? Böyle bir dava yok Elif. Nizamettin Bey neden beni görmek istiyor? İşin ciddiyetini anlayamadığını veya kavrayamadığını düşünüyor. Ha, yanlış düşünmüş. Hadi gidelim bakalım da görsün. Hoş geldiniz. Nasılsın Polat? Teşekkür ederim. Buyurun. Nemati, bunu kervenin önüne bırakmış. Anne, ben bir daha hayatta gitmem. Gözümün önünden ayırır mıyım ben sizi bir daha hiç? Eşyalarımız ne olacak? Yenilerini alırız. Dedem ne diyecek anne? Hiçbir şey kızım. Bir süre geldiğinizi bilmeyecek. Ben sizin yanınızdayım diye biliyor. Allah'ım, okul yok, yenimiz yok. Hadi bakalım. Bize biraz müsaade edin. Memat abinizle konuşacağım. Ben de özlemişim yenge. Ne yapıyorsam onlar için yapıyorum Memati. Zor yenge. Ben Polat abiyle bu konuyu konuşmam lazım. Her şeyi danışacaktın. Niye ayrıldın Memati? Sizin hayatınızın sorumluluğunu tek başıma üstlenemem yenge. Ya Polat babamdan taraf olursa? Polat abi seni de çocukları da çok sever. Sevdiği için bu duruma katlanmamı ister Memati. Belki de doğrusu o yenge. Babandan kaçmak olmaz. Gençliğinden beri yanımdasın Memati. Evimizde büyüdün. Unutmuş değilim.
Herkes bize bir hayat biçmeye kalktı. Kimse bize sormadı siz ne istiyorsunuz diye. Polat da sormayacak. Kendi doğrularını söyleyecek. O babamla yaşamadı ama. Ben yaşadım. Çocuklarım yaşadı. Abla beni bilirsin. Ben ihanet edemem. Polat abiyle benim başka bir hukukum var. Polat abine ihanet edemezsin. Ama bana ediyorsun. Çakır abindi. Şimdi Polat abin. Ben hiçbir şeyim öyle mi? Öyle bir şey yok. Babam beni, senin abi dediğin adamın çocuklarını öldürecek. Sen yeni abinin yanında olacaksın. Öyle mi Memati? Yenge. Polat benim için babamı karşısına almaz Memati. Şimdi söyle. Benimle misin, Polat'la mısın? Bana bir daha sakın bunu yapma yenge. Senin neyim yenge? Aslanım benim. Ama sen Polat Alemdar'ı tanımıyorsun. Sevdikleri için babanı da yedi cihanı da karşısına alır. Kısa sürede şöhret olmak isteyen bir avukat olsanız belki anlayabilirim bu davayı üstlenmenizi. Sizin iyi kötü bir şöhretiniz var. Neden? Nedeni aynı gün hatta aynı saatte elinize geçen dava dilekçesinde gayet açık bir şekilde yazıyor Nizamettin Bey. Bu ülkede Ziya Yılmaz'ın akli melekelerini yitirdiğini iddia edebilecek kimse olamaz Elif Hanım. Bu iddia bana ait değil. Öz kızına ait. Aile ilişkileri içinde problemler olabilir. Biz avukatlara düşen problemleri, sırları adliye kapılarına taşımak değil. Mümkün olduğunca iki tarafın istediği şekilde çözmektir. O zaman hakimlere ne ihtiyaç var Nizamettin Bey? Çocuk olmayın Allah aşkına. Sen bu dava dilekçesini hazırlayarak kaç kişinin hayatını tehlike için attığını farkında mısın? Bu kadar tepki göstermenize anlam veremiyorum Nizamettin Bey. Ziya Bey madem sizin müvekkiliniz, layıkı veçiyle savunun, siz kazanın. Neden bunu tartışıyoruz ki? Böyle bir dava olmayacak. Hakim karşısına çıkmayacak taraflar. Ya bu davayı geri çekeceksiniz ya da davaya girmeyip davayı düşüreceksiniz. Söylediklerinizi tehdit olarak değil ihtar olarak değerlendiriyorum. Tecrübeli bir hukukçu olarak ihtarınıza teşekkür ederim. Ama ben hukuk çerçevesinde müvekkilimin haklarını sonuna kadar savunacağım. Kızım, sana avukatlık yaptırmam. Belki tarafları bir araya getirirsek. İşte bu tehdit. Size tek söyleyebileceğim, elinizden geleni ardınıza koymayın. Kirvenin koruması altındaki adam bize yanlış yapmıştı, cezasını buldu. Polat, sen kiminle düşman olacağını bilirsin. Bu ne rezillik? Asıl bu rezillik. Bu kurşun benim cenazemin üstüne atıldı. Hepiniz oradaydınız. Hiçbiriniz üstünüze almadınız. Ben üstüme aldım. Gittim kirveyle konuştum. Ben binbir denge kurarken, bu dengeleri de senin geleceğin için kurarken, senin bana söylediğine, yaptığına bak. Kirveyle ne dengesi kuracaksınız Ziya Bey? O konsey dışında. Ne konseyinden bahsediyorsun Polat? Hüsrev Ağa benim kardeşimdi. Konseyin bizzat kendisiydi. Bir kalemle çizip attılar. Bunlar insanı kullanır, atarlar. Bunların kardeşliği yeni kardeş bulana kadardır.
Tabii ki denge kuracağız. Denge bozacağız. Ben bozdum, siz kurun Ziya Bey. Onun için geldim. İstemeden bozdum bir dengeyi, isteyerek düzeltme fırsatım var. Bu işi Memati'nin yaptığını Kirve de biliyor. Ben de biliyorum. Sağda solda senden ayrıldığını, senin gölgende artık yaşamayacağını söyleyip gezdiğini o da biliyor. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Ayrılık yok. Memati benimle. Benim emrim ve bilgim olmadan dost da edinmez, düşman da. Polat, Kirve seninle çatışmak istemiyor. Seninle çalışmak istiyor. Sadece yanlış bir kararın, verilmesi gereken bir diyeti var. Bana Memati'nin kellesini ver. Burada iki tane baş yok Ziya Bey. Biri gelip kelle alacaksa, benim kellemden başka kelle yok. Gücü yeten gelsin alsın. Next Star
Kurtlar Vadisi'ni sundu.